şimdi Ozan Zeybek'le birlikte Süper Lig'de 15. haftada Fenerbahçe'nin İstanbul oynamış olduğu mücadeleyi ve gündemi konuşacağız. Ozan Zeybek hoş geldiniz İyi akşamlar. İyi akşamlar Ceyda hoş bulduk. Sevgiler saygılar izleyicilerine. Bizden de sizlere Fenerbahçe dolu dizgin ilerleyişini sürdürüyor. Dünce... İstanbul Spor karşısında deplasmanda 5-2 galip geldi. Biz haberlerimizi özetledik ama sizinle de detayları konuşalım istiyoruz ama öncesinde tabii genel bir değerlendirme de almak isterim. Jesus yönetiminde Fenerbahçe liderliğini sağlamlaştırıyor mu? Oyunuyla da olduğu kadar. Şimdi şöyle bir örnek vererek başlamak istiyorum Fenerbahçe'yi değerlendirirken. Hollywood filmlerinden duyardık eskiden bunu veya Hollywood'u takip eden kişilerden gişesi nasıl diye, hasılatı nasıl diye. Şimdi Filmlerde en çok izlenen filmlerde şu vardır ya ağlatırsın ya güldürürsün veya aksiyonu bol olur Fenerbahçe bunların hepsini yaşatıyor yani şu anda gişe anlamında tap yapmışlığında en üst seviyede e, uzun yıllardan beri bu kadar e, güçlü takibe sahne olan bir takım görmemiştim. Fenerbahçe hem kendine, bundan dolayı da taraf e, rakiplerine de heyecanlandıran bir Fenerbahçe var. Ne yapacak, ne edecek? Rakip taraftarlar da kendi takımlarına destek olmak anlamında statları doldurmaya başladılar. Bu çok güzel bir şey. Ee, şimdi rem maçına bakıyoruz. Hem ağlatırsın, hem güldürürsün dedim ya Ceyda. Rem maçına bakıyoruz. 3-0 geriye düşen, acı çeken bir Fenerbahçe taraftarı var. Acaba burada kaybediyor muyuz? İş burada mı bitiyor? Büyü burada mı bozuluyor? Derken bir anda... 3-3 beraberlik yakalanıyor ve galibiyetten daha büyük bir efekt yaratılıyor. Yani daha galip gelse Fenerbahçe 10. dakikada, 90. dakikada 1-0 önde bitirse bu maçı bu kadar mutluluk sergilenemezdi. Fenerbahçe bunları yaşatıyor. Ee, mükemmel temposu olan bir Fenerbahçe var. Her şey iyi gidiyor. Şimdi ben de herkes Mersin'e giderken tersine gitmek istemiyorum. Bu kadar övülen bir Jorge Jesus ve takımı varken eksikleri de var. Bunları da dile getirmek lazım. Fenerbahçe şampiyon olacaksa. Avrupa'da çok önemli yerlere gelecekse artık şu huyundan vazgeçmeli. Devamlı defansın arkasına adam kaçıran bir Fenerbahçe var. İstanbul Spor maçında da buna beş kez tanık olduk. Bütün maçlarda oynadığı hazırlık maçları dahil resmi maçların hepsinde aynı hatayı yapan aynı hata bu kadar çok yapılmaz. Şimdi şunu fark ettim artık son iki haftadan beri Fenerbahçe'yi izleyince, Jesus Fenerbahçe'sini izleyince eğer futbolcuysan Jesus'un takımında ofansif oyuncu olacaksın, star olursun. Jesus'un takımında defans oyuncusu veya kaleciysen azap çekersin. Kötü günler seni bekleyebilir, stresli günler seni bekleyebilir. Bakıyoruz ofansif oynayanların hepsi popüler, göz önünde el üzerinde tutulan oyuncular. Defans hattı eleştiriliyor, stoperler ve kaleci olarak da bunu söyleyebilirim. Ee, Jesus'un takımlarını inceledim bunu fark ettikten sonra. Hepsinde aynı özellikleri yaşamış. Çünkü devamlı ofansi düşünen bir teknik adam olduğu için defanstakiler, savunma bölgesindekiler hep kötü günler geçirmiş ama onları da bir yerde atlatmış. Fenerbahçe'nin de bunu atlatması lazım. Fenerbahçe'nin en çok bu milli aramı diyeyim, dünya kupası arası mı diyeyim artık yani en çok araya ihtiyacı olan takım Fenerbahçe. Yoruldu Fenerbahçe. Sezon başında konuşuyorduk bu kadar yıldızı, bu kadar önemli oyuncuyu veya bu kadar... Kalabalık kadroyu nasıl yöneteceksin diye bugünlerde kadro sıkıntısı bile çekmeye başlayan bir Fenerbahçe var. Savunmatlı dediğim gibi hem oyun anlamında sıkıntılı hem şahıs kişi anlamında sıkıntılı. Bir Serdar Aziz veya Salahi bir kart cezası veya sakatlık yaşadığı takdirde işler kötüye gidecek. Şunu da belirtmek istiyorum. Fenerbahçe bu kadar güzel oynuyor. Taraftarı çok mutlu, heyecanlı bir taraftarı var. Hiç yalnız bırakmıyorlar Fenerbahçe'yi ama... Galatasaray'a bakıyorum Beşiktaş'a bakıyorum taraftar takımının önünde yani taraftar takıma inanılmaz bir ateşleyici güç Fenerbahçe taraftarını izliyorum bu son 3 maçtan beri dikkat ediyorum Rem maçı İstanbul Spor maçı bir de bir önceki maçta da taraftar sanki böyle alışveriş merkezine gelmiş müzeye gelmiş veya fuarda dolaşıyormuş moduyla gelen taraftarlar da var daha çok katkı sağlaması gereken, oyunun içine girmesi gereken taraftarlar var. Bunu Beşiktaş ve Galatasaray Fenerbahçe'ye nazaran daha iyi yapıyor. Taraftarı takımlarından daha iyi. Fenerbahçe takımın, Fenerbahçe'de ise lokomotif Fenerbahçe takımı taraftar onun arkasından geliyor. Bunlara değinmek istedim. E, Jesus'la ilgili hep son 4 haftadır 4 basın toplantısı diyeyim. Çünkü araya Avrupa maçları da giyiyor. Gün olarak 4 hafta olmayabilir ama futbol takvimi olarak 4 haftadır. Her maç sonunda Altay'dan bahsediyor biri bana eğer bu kadar aynı konuyu çok ben bana bahsediyorsa ya beni uyutmaya ya da beni avutmaya çalışır diye düşünürüm. Artık bunun da şeyinin burada bitmesi lazım. Yani kapanması lazım. Artık bu kadar da konu edilmemesi lazım. Kızan adam normalde malzeme edilmesin diyen adam kendisi artık çok malzeme etmeye başladı. Jesus çok başarılı olduğu için bunlar da tabii pek konuşulacak konular e, gibi görünmüyor Ceyda. Peki biz şimdi bir de tabi az önce haberlerimizde de izledik. Siz arka planda unutulmaması gereken sonrasında Fenerbahçe için sıkıntı yaratabilecek muhtemel konulardan bahsettiğiniz ama diğer yandan da Fenerbahçe... 15 haftadır evet e, savunma arkasına belki top kaçırıp e, gol ile rakip takımları karşı karşıya bırakabiliyor ama diğer yandan da yediğinin fazlasını asmayı başaran bir Fenerbahçe takımı profili görüyoruz ki e, Jesus'un diğer çalıştırdığı takımlarda da gol ortalamalarının hep yüksek olduğu e, biraz da oyun sisteminin bu olduğunu biliyoruz. E, Fenerbahçe Evet gol yiyor. Savunma arkasına belki futbolcu kaçırabiliyor. Karşı karşıya Altay'ın kaldığı pozisyonları çok görüyoruz. Ama diğer yandan da gol ortalaması rekor seviyelere yaklaşabilir. Bununla ilgili yorumunuzu almak isterim. Bunun sezon başlamadan önce de zaten konuşmuştuk. Seninle de Senin bir yayınında böyle bağlantıdadır. Stüdyoda bunu konuşmuştuk. 100 golü geçer Fenerbahçe demiştik. Cesursun özelliği bu demiştik. Bunun da zaten belirtilerini 10 haftayı geride bıraktıktan sonra... Ee, hazırlık maçlarında da gördük, Avrupa ligindeki maçlarda da gördük. Ee, çok gol atan bir Fenerbahçe var. Ee, tamam, gol atabilirsin, ama büyük takım bu kadar çok pozisyon vermez. İstanbulspor'u da tebrik ediyorum. Dünkü maçta çok e, cesurca oynadılar, hiç kapanmaya veya zaten Fenerbahçe ile oynuyorsan beraberlik üzerine kurulu veya, veya yenilmemek üzerine kurulu bir. Sistemle hiçbir teknik adam çıkmamalı. Bu arada Fenerbahçe, e, Fenerbahçe yediği gollerin dokuzunu Ümraniye, Karagümrük ve İstanbul Spor'dan yemiş. Toplamda da e, sezon genelinde 12 gol yemiş. Bunu da hemen not olarak paylaşalım. Buyurun devam edebiliriz. Şimdi e, Fenerbahçe ile oynuyorsan mutlaka gol atmak üzerine oynayacaksın. Beraberlik üzerine e, bir kurgu yapan bir teknik adam mutlaka kay kaybeder. Fenerbahçe e, kazanmayı bilen bir takım. Fenerbahçe dün Takım halinde hep iyi oynayan bir Fenerbahçe vardı. E, dün yıldızlarıyla kazanan bir Fenerbahçe oldu. Belirleyici birkaç tane oyuncusuyla işi çevirdi. İlk başta ben baktığımda ilk yarı hiç beğenmediğim bir Fenerbahçe vardı. Ceyda hani bu kazanıldı diye hep övülüyor, övülüyor, övülüyor. Sivrilmemek için, aradan farklı çıkmamak için pek şey yapamıyoruz. Ama şunu söyleyeyim, e, Fenerbahçe... E, milli takım, milli maç arasına gitmeden önce uçak bak, piste yanaşır. Taksi pozisyonu derler. Fenerbahçe inanılmaz hızla taksi pozisyonunda ilerliyordu. Sonra take-off, yükselişe geçen bir Fenerbahçe vardı. Bulutları görünce, o milli maç arasında bulutları gördü, durdu. Ben bulutların üstüne çıkar diyordum. Oyun anlamında düşen bir Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin en büyük avantajlarından biri, rakipleri yükselişe geçemedi Fenerbahçe'nin. Çok kötü olanlar biraz toparlamaya başladı iyi mi acaba bu sezon sükse yaratır denen Beşiktaş teknik adam değişikliğine gitti. Galatasaray şu oyuncuda sorun var teknik adam bunu mu yapıyor onu mu derken rakipleri kendi işleriyle uğraşmaktan Fenerbahçe ile uğraşamadı. Bunu bir, bir kez daha belirtmek istiyorum. Milli maçta milli maç arasından önce milli maçların arasından önce Fenerbahçe o aradan önce daha iyi oynayan bir Fenerbahçe vardı. Dönüşte bu kadar iyi yırtıcı agresif oynayabilen bir Fenerbahçe yok. Her maçta ayrı bir kahraman çıkaran bir Fenerbahçe var. O gün birisi e, işi kıvıran biri oluyor. Ben e, bu işi bugün ben tamamlayacağım. Ben bitireceğim diyen oyuncusu çıkıyor. Dün de bu şekilde oldu. Oyuncu değişikliklerinden sonra iş değişti. Ren maçında da aynı şeyi gördük. Başlayan 11 faydalı olamadı. Bitiren 11 faydalı oldu. Dün de oyuncu değişikliklerinden sonra bambaşka bir Fenerbahçe oldu. 90 dakika geneline baktığımızda Ceyda dün ben Fenerbahçe'yi 10 dakika hadi abartayım 15 dakika beğendim. Diğer 25 dakika e, eş değerde oynayan İstanbul birebir kafa kafaya oynayan bir Fenerbahçe vardı. Ama şu var e, ne yaparsan yap içinde şu algıyı duygu uyandıran bir Fenerbahçe var. Fenerbahçe ne yapar ne eder gol atar. Fenerbahçe ne yapar ne eder bu maçı kazanır. Biz Türk futbolunda böyle bir figüre ihtiyacımız varmış. Biz böyle bir konuya açmışız. Yani biz çocukluğumuzdan beri Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş üçgenin arasında kalmışız. Ee, gelen yabancı teknik adamlar da uzun vadeli kalamadı yani böyle çok sevilen gönüllerde tat kuran teknik adamlar var Türk futbolunda hangi takım olursa olsun uzun vadeli kalamadı ama bu adam bugün de iz bırakıyor gittiğinde de yıllarca örnek gösterilerek anlatılacak bir e, olgu oluşturdu diye düşünüyorum.